Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala ikhvanihi minen nebiyyin vel mürselin ve ala melaiketil mukarrabin ve ala ibadikes salihin min ahlis semavati ve ahlil aradin Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Ya İlahel Alemin, bizi var eden sensin. Sen var etmeseydin var olamazdık. Sen şuur vermeseydin bir şey düşünemez ve bir şey bulamazdık. Sen hidayete erdirmeseydin biz hidayeti tanıyamazdık. Bizi hidayete erdirdin. Erdirdiğin hidayeti kemale erdirmeye bizleri muvaffak eyle. Kalplerimizi imanla payidar eyledin. Bu imanı son noktaya ulaştırmanı istiyor, diliyor ve dileniyoruz. Boynumuzu büküp belimizi kırıyor senin karşında. Kemerbeste-i ubudiyet içinde bu imanı ikmal etmeni istiyoruz. İmanlarımızı ikmal eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selamımızı ibla buyur. O buyuruyor ki, bana edilen salati selamları bana haber verirler. Salati selam gelince bana ben de ve aleykümüsselam, ve aleykümüsselatu vesselam derim. Şu mübarek gecede seslerin, solukların hızlı hızlı hareket ettiği, her şeyin ruhanileştiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir şeyler beklediği, ümmeti adına ümmetinden bir şeyler beklediği şu dakikalarda, şu saatlerde, şu günlerde ve şu mübarek gecede, şu nurlu topluluk arasında, şu samimi kalkmış eller arasında bir şeyler beklediği hengamda salatu selamımızı ed'afen mudafa haline getirerek ruh-i seyyidül enamı bundan haberdar eyle. Haberdar eyle, biz as-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyoruz. O da ve aleykümüsselam desin. 14 asır evvel kardeşlerime selam dediği gibi şimdi de bize selam göndersin. Selam emniyet dilesin. Selam ve emniyette olalım. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Değişik devirlerde senin mübarek yadı cemilini bayraklaştırıp afak-ı alemde çeşitli milletler dolaştırmışlardır. Arabından acemine, acebinden başka milletine kadar. Fakat bu millet, içinde bulunduğumuz bu necip millet, tam 9 asır, 10 asır senin mübarek adını bayraklaştırdı. Dünyanın dört bir yanında dolaştırdı. İçten ve dıştan vurulacağı, bir ceylan gibi yıkılıp yaralanıp yıkılacağına kadar da karakolu terk etmedi, cepheyi terk etmedi. Senin adına sahip çıktı, peygamberinin adına sahip çıktı. Şimdi o içten dıştan düşmanlar yine ona hançer hançer üstüne, ok ok üstüne yaralıyorlar. Sen bu yaralı ceylanı yeniden ayağa kaldır Allah'ım. Batı cephesinde senin dininin son karakolu olan bu Türk karakolunu başkalarına işgal ettirme Allah'ım. Türk İslam karakolunu başkalarına işgal ettirme Allah'ım. Bu millet Çanakkale'de, Trablusgarp'ta karakolu korumanın hakkını verdi zannediyorum. Sana karşı söz söylemek terbiyesizliktir. Söz sultanın yanında atılan taşlar baş yarar. Senin gül bahçen yanında dikenden bahsediyorum. Senin bülbüllerinin yanında saksağın sesiyle sana yaklaşıyorum. Ama neyleyeyim ki halim budur. Bundan ileri bir mahiyete, bir varlığa sahip değilim. Benim dediğim şeylere bakma ya Rabbi. Şu sağımda solumda hıçkıran, hıçkırığı gırtlağında düğümlenen insanların hıçkırıklarını dua kabul buyur. Onları dua yerine koy. Ve ben biraz evvel onların bu hıçkırıklarını bir bardak içine mukaddes şehit kanı gibi yerleştirip sana, senin Habibi Edib'ine takdim etmeyi düşünmüştüm. Onu sana takdim ediyor ve onun altında ellerimi uzatıyor. Mücrim ellerime ve kirli nasiyeme bakmadan şu şerefli millete muhtaç olduğu şeyleri lütfetmeni diliyoruz. Bizi mahrum eyleme Allah'ım. Didarından mahrum eyleme Allah'ım.
lütfundan mahrum eyleme Allah'ım. Ya İlahel Alemin, ya Ekremel Ekrebin. Bir iki asır var ki devletler muvazenesinde ciddi muvazenesizlik var. Zira devletler muvazenesinde bu millet artık yok. Ne Osmanlısıyla ne de Türküyle bu millet artık yok. Süper güçler insanlık kaderinde karar veriyorlar. Arkadan bize bir hakkı kelam veya hakkı beyan veriyor veya vermiyorlar. Oysa ki sen diyorsun, bir müminin kafirin sultası altında bulunmasına ben razı değilim. Allah'ım biz de buna razı değiliz. Bütün dünya üzerimize çullandı. 50.000 defa haçlı seferleri tertip ettiler. Başımıza geldiler. Ölünmesi gerekli olduğu yerde belki ölemedik. Zillet içinde yaşadık. Ama kalbimiz sana karşı saffet ve samimiyet içindedir. Bak nasiyelerimize, bak çehrelerimize. Bak ki bu çehreler senden başkasına secde etmiş mi? Bak belimize, bak ki senden başkasına eğilmiş mi? Ya Alemin, ya Ekremel Ekremin, ilkler gibi liyakatlerini göstermeye hazır görünüyorlar. İlkler gibi yürekler yumuşak görünüyor. İlkler gibi heyecanları dolu görünüyor. İlkler gibi vefayla dolu görünüyor. Bu dop dolu cemaate, dolulara yaptırdığın işi yaptır Allah'ım. Senden başkasının karşısında eğilmeyen bellerimizi başkaları karşısında iki büküm etme Allah'ım. Senden başkasının karşısında secde etmeyen başlarımızı yerlere sürdürme Allah'ım. Aziz yaşamış, ezelden beri aziz yaşamış ama senin izzetinle aziz yaşamış. Kulum dediğin için Mevlam demiş sana koşmuşlar. Yine de sana koşsunlar. Koştuğun aradıklarını sende bulsunlar. Üç asırlık şahsiyet yoksulluğunu seni bulmakla doldursunlar. Kimliksizliklerini seni bulmakla doldursunlar. Ucundan, köşesinden, kenarından, köşesinden bu cemaat liyakatını göstermeye başlamıştır. Cenab-ı Hak İnayet ve keremini bizimle beraber eylesin. Kadirle beraber kadri bilinmedik şeylerin kadrini bilmeye bizi muvaffak eylesin. Ben de kendi adıma ne diyeyim? Günahlarına kefareti sizin içinizde arayan insan olarak ne diyeyim? Sizin dualarınızı el el oradan etaya ve bahaya gelirken ne diyeyim? Diyeyim ki Allah'ım, hükümdarlar kapı kullarına, halayıklarına ülufeler dağıtırken liyakatlı eller de liyakatsız eller de kalkarmış. Ve insan olan o padişahlar, hissi hareket eden o padişahlar, beşeri arızalardan kurtulamayan o insanlar liyakatsız elleri de boş bırakmaz, onlara da lütfederlermiş. Ben şimdi sağımda ve solumdaki şu çığlıklara bakıyorum. Bir de günahlarla iki büklüm olmuş, bükülmüş kendi kaddime bakıyorum. Bu eller nerede, ataya ve behaya nerede? Ama öyle inanıyorum, öyle inanıyorum ki sen aleme verirken mücrim kulunu, senden başkasına secde etmeyen kapının sadık kıtmirini de boş bırakmaz, onu da affedersin. Onun haşin ve hırçın sözlerinden dolayı Müslümanların temiz kalplerine nefret vermezsin. İslam'dan kaçırmazsın. Kur'an'dan küstürmezsin. Hazreti Muhammed'den uzaklaştırmazsın. Sen biliyorsun benim kalbimi. Biliyorsun ki 30 senedir bir taraftan vaaz ettim. Bir taraftan da acaba Müslümanları Müslümanlıktan kaçırdım mı diye. İki büklüm oldum. Sen bilirsin. Bir sen bilirsin. Bir de benim gözlerimde yaşlanan alnımın altındaki hatırım bilir. Bir de benim seccadem bilir. Elimdeki mecmu'l ahtabım bilir. Cevşenim bilir. Evrad-ı kutsiyem bilir. Sen bilirsin Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım.
Sen bilirsin Allah'ım, sen bilirsin Allah'ım, sen bilirsin diyenleri de affeyle Allah'ım. Kadir hürmetini affeyle Allah'ım. Şu kadre uzaktan bakan, tebessüm edip veya ağlayıp ağladığını bilemediğimiz Hazreti Muhammed hürmetini Allah'ım. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetini Allah'ım. Raşid halifeler hürmetini Allah'ım. Şu büyük hünkâr sultanım, affet sultanım, sultanım Allah senin ruhunu da şad etsin. Velilere bağrını açan ruhunu da şad etsin. Seni emcet neslinle, akdes abav ecdadınla, Hazreti Muhammed Mustafa ile haşrü neşreylesin. Allah'ım, kadınıyla erkeğiyle hakkı dinlemeye koşmuş, hakikata teşne şu cemaati benimle beraber yalancılıktan çıkar, riyadan çıkar, gösterişten çıkar, merasimden çıkar, formül eda etmeden çıkar. Bahtına düştüm kurban olayım, bahtına düştüm kurban olayım, şakadan usandım kurban olayım, merasimden usandım kurban olayım, formüller yerine getirmeden usandım kurban olayım. Bizi hakikate ulaştır. Çatlasın şu çatlamayası sineler, çatlasın şu sineler, dökülsün gözyaşları, hıçkıralım. Arş-ı Azam'ı ihtizaza getirelim. Sarsılsın Arş-ı Azam. Şehitlere sarsıldığı gibi, Resul'un vefatına sarsıldığı gibi, Sa'd ibn-i Muaz'ın cenazesine sarsıldığı gibi, sarsılsın Arş-ı Azam. İhtizaza gelsin Arş-ı Azam. Gelsin, günahlarını ağlayan insanların ahu efkanından dolayı. Derdimiz Zeliha'nın derdinden daha ileri. Hicranımız Yakup'un hicranından daha ileri. Izrabımız Yusuf'un ızrabından daha ileri. Daha ileri. Eyyub'dan daha yaralım. Eyyub'a hayat ırmağının çağının göründüğü, Yakub'a Yusuf'unun gömleğinin kokusunun geldiği, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Fetih Suresinin nazil olduğu şu dem ve şu dönemde Allah hakkımızda takdir buyurduğu şeyleri ikmal ve itmam eylesin. Siz de beni bağışlayın. Huşunet ve hırsınlığımdan dolayı beni bağışlayın. Allah da bağışlasın. Mübarek geceleri hakkımızda bahis-i rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Ben size konuşma, sizin huzurunuza dua etmeden icap ediyorum. Çünkü o işin eri değilim. Ama çıkınca tatlı ızdıraplarınıza, tatlı hıçkırıklarınıza bir çatlak ses karıştırmak istedim. Bülbüllerin namelerine ödül dağıtılırken karga ve sakzağın sesine de bir şey olur diye. Dileğim budur. Bunu da gizlimi açığımı bilen Allah bilir. Alem nasıl bilirse bilsin. Kapalımı açığımı bilen Allah bilir. Her şeyi bilen Allah'ım, içimizdeki ızdırap ümmeti Muhammed'in zafer ve muvaffakiyetidir. Onu vererek iki asırdan beri devam ede gelen ağlamalarımızı dindirsin. Gözyaşlarımızı sevinçlere çevirsin. Bu necip, bu soylu, bu şerefli milleti kendi ruh köküne yakışır, şayeste bir hüviyette yeniden yeni sürgünlerle ihya eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.